17 haşhaşileri nasıl seçiyordu ya da insanlar mı gelip olmak istiyordu? Güzel bir soru. Yani savaşçı olmak isteyen genç müritlerin arasından sadık olanlar veya onlarda bir umut vadeden bir ışık görülürse bunlar fedai olarak yetiştiriliyor o dönemde. Bu itibarla da hüccetin her emrine uymak ve uğrunda can verecek kadar görev adamı olanları bu tırnak içinde şerefli mertebeye ulaşabiliyorlar ancak İran'da Hasan-ı Sabbah ve Suriye'de Raşidüddin Sinan yönetiminde hareket eden bu nizari fedaileri kendi birliklerinin karşılaştığı en güçlü düşman liderleri genelde hedef alıyorlar. Meseleyi biraz daha açmak gerekirse dâilik gibi müessesesi olan topluluğunda tabii ki değişik bölgelerde de misyonerlik faaliyeti yapıp tarikatlarına yeni müritler ekleyerek güçlenmeye çalışmaları gerekir. Tabii her mürit haşhaşi oluyor. Hasan Sabbah'ın nizari devletinin her ferdine haşhaşi diyebiliriz bu tanımlama içerisinde. Soruda kastedilen eğer suikast işleyenler ise bunlara fedailer diyoruz. Fidai ya da fedailer diyoruz. Nizari devleti içerisinde en yüksek rütbe Hasan Sabbah'ın kendisine verdiği mertebe olan hüccelik. Onun dışında elde edebileceği en yüksek rütbe dâilik. Müstecipler eğer doktrinleri kabul etmeye yanaşırlarsa onlara da mümin deniyor. Muhtemelen bunlar da Alamut'a geliyorlar ve hücceye ittiba ediyorlar. Yani tabi olduklarını beyan ediyorlar. İşte müminlerin ilim yolunda ilerleyenleri de birbirlerine refik diye hitap ediyorlar. Bir refik yani bir dost oluyorlar birbirlerine. Onların arasında bağlılıklarını ispatlamış olanlar askeri becerileri de varsa görev için gerekli nitelikleri taşıyan gençler arasından seçiliyor bunlar. Bunlar fedai ya da fedai ya da esasiyun olarak adlandırılıyor. Fedai olmak için istemek yeterli değil, aynı zamanda kabiliyetinizin olması gerekiyor. Kısacası bu süreçten de, bu eğitim sürecinden de geçmiş olmak gerekiyor. 18. Haşhaşilerin eğitilme politikası neydi? Beyin yıkama süreci nasıl oluyordu? Haşhaşi tabirinden artık fedaileri anlıyorum ya da fidaileri anlıyoruz. Ona göre cevap vereceğim. Öncelikle iyi eğitilmiş olan dâiler bu gençlere neden hayatlarını Allah için harcamalarını hatırlatan dersler anlatıyorlar. Ve Nizari İsmaililiğin doktrinlerini bunların kafalarına tek tek işliyorlar. Muhakkak ki bu fedailere maddi olarak da diğer tebaaya sağlanana göre daha rahat bir hayat yaşatılmış olmalı ya da sağlanmış olmalı. Ama aynı zamanda ideallerle, idealleri anlatan eğitimlerle de beyinleri şekillendiriliyor. Bugün dünyanın dört bir yanında değişik din temsilcilerinden intihar saldırısı düzenleyenlere de bir bakalım. Bunlara bir cennet bahçesi göstermenize gerek yok. Orada yaşatmanıza da gerek yok. Ya yüksek bir ideale inandırmanız ya da mağduriyetleri olacaksa arkasında kalanların bunların onları gidermek yeterli olacaktır. O dönemde de çoğu muhtemelen refikler kadar bir ilme sahip olmayabilirler. Bu benim düşüncem. Fakat Selçukluların tımar sistemini getirmesiyle toprağını kaybetmiş ya da 12 İmam Şiilerinin sert din pratiklerinden bir şekilde bunalmış olan bir kitle var burada. Hasan Sabbah'a tabi olduklarında da yine dindar olmayı başarıyorlar. Ama yine tırnak içerisinde söyleyeceğim. Cennete gitmelerine yardımcı olacak bir düzenin içerisindeyken ibadet mevzularında da onları sıkıştırmayan bir anlayış var. Bunu kucaklamada zorlanmamış olsalar gerek. Sıkı dini pratiklerden bir şekilde yorulmuşlarsa, üzerlerindeki siyasi baskı artmışsa ve toprakları da elinden alınmışsa bu vasfa sahip olan gençlerin rasyonalizm temelindeki bir dini anlayışın yönlendirmesiyle kullanıma hazır birer silah haline geldiğini düşünebiliriz, söyleyebiliriz. Ciddi bir ilmi süreçten geçmiş olan insanlar kendini öldürmeyi sorgulayabilirler. Ama bu çocuklar sorgulamayacak kadar bir ilim alıyorlar. Yani tamamen ilimle kuşatılmış bir çerçeveleri yok. Ama belirli bir eğitimden ve ilmi anlayıştan da geçtiklerini söyleyebiliriz. Ama genel itibariyle hedefe dönük motive edilmiş olmalılar. Başarılı oldukları da kesin. Neredeyse tüm görevlerini kusursuz olarak tamamlıyorlar. Hedeflerinin en yakınına kadar yaklaşıyorlar. Bunlar öyle bir topluluk. Tarihte bu kadar başarılı bir suikastimi asla kurulamadı. Oluştuysa bile, belirli timler kurulduysa bile bunlar kısa sürede dağıldı veya kısa zamanda fire verdi, birbirini ele verdiler. İnandıkları bir doktrin çok kişinin savaşlarda ölmesi yerine savaş yanlılarının öldürülmesi bu gençleri bu doktrin ikna etmiş olmalı diye düşünüyorum. 19. Suikastçileri o kalenin içinde zevkten ve şehvetten uzak bir şekilde nasıl tutuyordu? Yani soruyu anlayamadım açıkçası. Kusura bakma Umut'cum. Ama zaten kalede öyle derin bir şehvet ve zevk ortamı olmadığını anlattım. Bununla ilgili deliller var. Kendi oğlunu hatta içki içtiği için idam ettirdiğini biliyoruz.
odasından 35 yılda iki defa çıkmış. Müzik çalınmasından, raks edilmesinden pek memnun değil. Bunlardan rahatsız olduğundan bahsediliyor sergüzeşte. Öyleyse bu kale daha çok bir eğitim kurumu gibi çalışmış diyebiliriz. Hatta içinde barındırdığı birçok orijinal kitap ve eser de onları barındıran kütüphanesiyle de dünyanın dört bir tarafından ziyaretçi çekebilen bir okul gibi düşünebiliriz. Bir üniversite kampüsü gibi düşünebiliriz bu bölgeyi. 20 kaç tane suikastçı vardı? Bunu bilemeyiz ama sadece Hasan Sabbah zamanında çoğu Selçuklu devletinin yetkilileri olmak üzere 50 civarında suikast düzenlendiğini biliyoruz. Bunlar kayıtlara geçenler tabii. Geçmeyenlerle bu sayı daha fazla olmuş olabilir. Sabbah sonrasında da 20-25 civarında kayıtlı suikast var ama daha fazla olması da yine muhtemel. Her suikastte tek bir suikastçı işlemiyor her zaman. Birden fazla suikastçının girişimleri de var. Mesela Selahaddin'in 13 suikastçının aynı anda saldırdığını biliyoruz. Bu sebeple bu soruya net bir rakam vermek, rakamla cevap vermek maalesef çok zor. Veya böyle bir rakam varsa da benim bilgim yok arkadaşlar. Tek merkezleri veya tek konumları Alamut Kalesi miydi? Hayır. İran'daki kalelerin çoğu Elburz Dağları'nda, Deyleman Bölgesi ve Horasan'ın güneyindeki Kuistan Bölgesi'nde yer alan 100 civarında. Suriye bölgesinde de Cebel el Bahir, yani deniz dağları diyeceğimiz bölgede, yani hemen denize uzanmış kıyı sıra dağların üzerinde 15 tane kaleleri olduğunu biliyoruz. Tabi Cüzcani bize 250 tane kaleden bahsediyor ama bunun yerini tespit etmek pek mümkün görünmüyor. Etrafta ne kadar etkinlik kazandıklarını işaret etmesi açısından bu rakam da önemli. Alamut'un Rudbar bölgesindeki kalelerini daha iyi biliyoruz. Toplamda belki 50 tanesinden yer yer izler kalmış burada. Elde bulunanları değerlendirdiğimizde ortak özelliklerinin uzun kuşatmalara dayanmak için yüksek ve tek geçişli tepelere yapılmış olmaları, yüksek kapasiteli yiyecek deposu ve su sarnıçlarına sahip olmaları bu kalelerin ortak özellikleri. 22-70'ten fazla suikaste imza atıldığı söyleniyor. Bunların en önemlisi Nizam'ın mülk müdür ya da daha kritik suikastleri var mıdır? En önemli ve ilk devlet adamı suikastleri Nizam'ın mülk suikastidir. Aslında Nizari doktrinlerini kınayan ve ona karşı mücadele eden hükümdarlara, prenslere, generallere, valilere ve hatta din adamlarına yapılacak uzun bir dizi taarruzunda başlangıcıdır Nizam-ül Mülk. En önemlisi midir? Mesela Antakya Kralı Bohemond'un oğluna Raymond'a düzenlenen bir suikast de var. Bu da önemlidir. Ama baktığınızda Nizam-ül Mülk cinayeti kadar siyasi tarihte etkili olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü Melikşah ve Nizam-ül Mülk'ün uyumlu çalışmasıyla güçleniyor Selçuklu ve kendi içindeki çekişmeleriyle gerilemeye başlayacak. Aslında öncesinde bir etken düzeni bozuyor ama Melikşah dönemiyle ilgili bir yayınımız olursa o mevzuya tekrar değiniriz. Fakat Nizam-ül Mülk'ün ölümü de devleti ciddi manada etkilemiştir. Ama kısaca bu hadise nedir diye sorarsanız Terken Hatun'un işine yaramıştır Nizam-ül Mülk'ün ölümü. Ama devletin bekasına da pek zararı olduğunu görüyoruz bu durumun. Koskoca bir devletin çöküşüne temel olduğu için en önemli suikast budur. Nizam-ı Mülk suikastidir diyebiliriz. 23. Yapılan suikastler ile Selçuklu Devleti'nin sonunu getirdiği söyleniyor. Doğru mudur? Aslında bir önceki soruyla da bağlantılı. Bu suikastler devletin sonunu getiren unsurlardan birisidir ama tek sebep değildir. Selçukluların iç çekişmeleri çöküşe daha fazla sebep olmuştur. Az önce anlattığımız mesela Terken Hatun meselesine değinelim o zaman burada. Nizam-ı Mülk en önemli suikast dedik. Nizam-ı Mülk'ün konumundan ve verdiği kararlardan rahatsız olan bir kişi var. O da Terken Hatun. Terken Hatun devletin içinde divanı olan, kendine ait ordusu bulunan, askeri gücü bulunan birisi ve 4 yaşındaki oğlu Mahmut'u da Berk Yaruk'un yerine tahta varis yapmak istiyor. Ama Nizam bunun önüne geçiyor. Öyle olunca onu önce karalamaya çalışıyor. Bir amacı da tabii kendisine taraf olan veziri Tacül Mülk'ü Nizam Mülk'ün yerine baş vezir yapmak. Burada Nizam Mülk'ün ailesiyle alakalı bir problem var. Daha öncesinde isyan eden Selçuklu Hanedanı'ndan görevli olanların yerine Nizam Mülk'ün akrabaları atanıyor. Bunlar da büyük bir servet oluşturuyorlar kendilerine ve hatta kendi ordularını bile kuruyorlar. Böyle karışıklıklar olunca Terken Hatun bundan istifade ediyor tabii. Sultan'la Nizam Mülk'ün arasını açıyor ve aralarında çatışma başlıyor. Hatta Melik Şah'ın baş vezirliği ondan alacağını beyan ettiğini bile biliyoruz. Neyse sultan yola çıkıyor Bağdat'a ve başvezirin de arkasından gelmesini istiyor. Ama yoldayken işte Nizam-ı Mülk'ün yanında Sufi kılığında bir fedai yaklaşıyor ve onu katlediyor. Tabii Melikşah yılların dostunun bir suikaste can vermesine pek çok üzülüyor. Ama Terken Hatun'un veziri olan Tacül Mülk'ü de başvezirlik görevine getiriyor.
Bir de halife ile arasını açacak terkenatın sonra. Onunla ilgili de planları var çünkü. Torununun yerini alması için halifeyi uzaklaştırmasını isteyince, onunla ilgili ultimatum verince Melikşah da zehirleniyor ve aslında çok sevdiği bu baş vezirin ölümünün 18 gün sonrasında Selçuklu'yu içinden çıkılmaz güç taht kavgalarının içerisinde bırakıp bu dünyayı terk ediyor. İşte Selçuklu'nun sonu böyle gelmiş. Bu denklemde bu suikastlere ne kadar değer atfedersiniz, Selçuklu'nun çöküşünü işte o kadar etkilemiştir. Sizin düşüncenize kalmış. Hasan Sabbah nasıl ölmüştür? Aslında ölümüyle ilgili pek detaylı bilgi yok ya da benim bildiğim kadarıyla yok. 35 yıllık hakimiyetin arkasından 1124'te 90 yaşındayken hastalanıyor. Lamasar'daki kalesinin komutanını çağırıyor, yerine vekil bırakıyor ve onu yalnız da bırakmayacak. 3 tane de danışman atayacak yanına. Oğullarının ikisini de zaten öldürmüştü, veliahtı yoktu. Birisini daha önce söylediğim gibi şarap içtiği için, diğerinde bir komutanı öldürtmeye azmettirmekten suçlu bulup idam ettiriyor. Buradan belli ki kalede açıktan içki içilmiyor ve kendi oğullarına bile acımayacak bir keskinlikte bir adalet anlayışına sahip birisi Hasan Sabbah. Kimileri için kahraman, kimileri için şeytan olarak tarihte ölümsüz konumunu da bu kadar keskin yapısıyla almış anlaşılan. 25. Haşhaşiler nasıl dağılmıştır veya dağılmadıysa günümüzde hala gizli bir şekilde faaliyetleri var mıdır? Gizli bir şekilde faaliyetleri yoktur. Neden? Anlatayım. Hasan Sabbah ölünce Selçuklular vakit şimdi vakittir diye düşünüp Elburz'daki kalelere taarruza geçiyorlar. Ama iyi örgütlenmiş kaleler bunları aşamıyorlar. Daha yaklaşık 150 yıl daha Selçuklular, Haçlılar, Harezmler arasında taraf değiştire değiştire mücadelenin parçası olmaya devam ediyorlar. Ama doğuda kopan fırtına Moğolların kasırgasına kapılacaklar onlar da. Harezm'in işgali sırasında Moğollar Hülagü daha yola çıkmadan birkaç Haşhaşi kalesini kuşatıyorlar. Ama Hülagü komutasında da Alamut ve Lamasar'ı ele geçiriyorlar. Hızlı bir şekilde ele geçirecekler. Zamanla diğer kaleleri de kontrolleri altına alacaklar. Haşhaşiler 1275'te Alamut'u tekrar ele geçirecekler. Fakat sadece birkaç ay ellerinde tutabilecekler. Kaleyi tekrar kaybettiklerinde ise artık siyasi güç olarak tükendiklerinin tescili oluyor bu. Belki Rükneddin'in idamından sonra birkaç yıl daha ayakta kalmaya çalışmış oldukları da söylenebilir. Ama bunun güçlü bir kanıtı da elimizde yok. Yalnız 1369'da Hüdavand Muhammed adındaki Nizari imamının kaleyi ele geçirdiğini görüyoruz ve burada biraz daha uzun bir süre kaldıkları anlatılsa da eski güçlerinin yakınına bile yanaşamadıkları da kesin. Kalenin tekrar restore edilmiş kısımlarına baktığımızda da bunu anlıyoruz. Çok iyi bir restorasyon yapılmamış ya da çok büyük bir kısmı kullanılmamış. Suriye Haşhaşilerine gelirsek bir süre daha ayakta kalacaklar. Moğollara karşı memlükleriyle anlaşacaklar ve onlara vergi ödemeye başlayacaklar. Daha önce Haçlılara veriyorlar vergiyi. Daha doğrusu Hospitaller şövalyelerine verdiklerini görüyoruz. Memlüklilerin kalan Haşhaşilerden ücreti mukabilinde hizmetlerinden faydalandıklarını da İbn-i Batuta'dan öğreniyoruz. Fakat 1200'lerin sonundan itibaren onların gerçekleştirdiği bir suikast izine de rastlamıyoruz kaynaklarda. Bugün Nizari İsmailler devam ediyorlar arkadaşlar, yani torunları. 15 milyon civarında nüfusları, dünyanın her tarafına yayılmış durumda. Harvard mezunu entelektüel bir liderleri var, Hüdavand Ağahan. Onun yönetimindeler. Ona orijinalde bir isim vermişler bu arada, Atom Çağı İmamı. Zeki bir adam. Yeni programlar başlatıyor, bütün nizarileri modernleştirmeye çalışıyor. Hepsinin toplumda yer edinmesi için iyi eğitim almalarını salık veriyor. Ve çoğu tüccar, doktor veya öğretmen olmaya başlıyor. Eğitim seviyelerine baktığınızda bu Nizari İsmaillerin genelde yüksek olduğunu görürsünüz. 1972'de Uganda'dan kovulmalarıyla başlanan süreçte birçoğu Kenya, Tanzanya gibi ülkelerden gelişmiş ülkelere göç ediyorlar ve önemli makamlar ediniyorlar. Çünkü adaptasyona ve değişime çok açık bir topluluk olduğunu görüyoruz biz Nizarilerin. Benim eski ev sahipleri Tanzanya'dan gelmişti mesela ve devlet memurluğu ve doktorluk yapıyorlardı karı koca. Ağa'nın kendilerini kurtarmak için uçak gönderdiğini büyük bir heyecanla anlatmışlardı bana. Tarikatleri gelişimlerini arttırmak için onlara her türlü desteği vermiş. Yaşam kalitelerinin yüksek olması gerektiğini düşünüyorlar. Ve her halükarda, şu çok önemli, her halükarda kazandıklarının %20'sini Ağahan'a ya da merkeze veriyorlar ve sorgulamıyorlar o paranın nereye gittiğini. Böyle bir yapı kurmuşlar. İzledikleri siyasi lobi faaliyetleriyle dünyada gitgide güçleniyorlar ve takdir görüyorlar. Aslında böyle bir topluluk dünyada.
Kısaca işte Hasan Sabbah'ın torunlarının bugün dünyadaki durumu budur arkadaşlar. 26. Haşhaşiler ve Hasan Sabbah'tan sonra Alamut Kalesi'nin akıbeti ne oldu? Kısaca anlatayım çünkü yine uzun bir seri oldu. Aralık 1256'da Hülagü tarafından ağır kuşatma silahları ile kuşatılan ve nispeten küçük bir kale olan Alamut daha fazla dayanabilecek halde olmasına rağmen Rukneddin'in emriyle Moğol ordularına teslim oluyor. Moğollar yıllarca zapt edilememiş olan bu kaleyi yerle bir ediyorlar. İsmaililer 1275'te ve 1389'da az önce anlattığım gibi tekrar Alamut'u geri alacaklar ama ilkinde kısa süre, ikincide biraz daha uzun bir süre ama güçsüz bir şekilde kaleye ikame edecekler. Orta Çağ boyunca da yerel beyler Alamut Vadisi'ni ele geçirip bazı kaleleri yeniden inşa ediyorlar. 17. yüzyıl sonlarında daha önce söylediğim gibi bir devlet hapishanesi olarak kullanılıyor. Sonu budur Alamut Kalesi'nin. 27. Son olarak Hasan Sabbah'ın bazı yaptıkları ve görüşlerini savunanlar var. Siz bu konu hakkında ne dersiniz? Bu tamamen inanç meselesi. Hasan Sabbah'ı savunanlar genelde Nizari İsmaililer. Nedir tezleri peki? Zeki ve mütevazi bir insandır derler. Bunlar doğru görünüyor. Savaşlara engel olmak için devlet adamlarını öldürerek çekişmeleri sonlandırdıklarını söylüyorlar. Peki hangi suikastleri, hangi savaşın önüne geçmiştir? Bunu sorgulamak lazım o zaman. Acaba Nizarilere dokunmayan veya onları sevdiği halde savaşa sebep olan hangi devlet adamına suikast yapmışlardır mesela? Yani her siyasi ve dini hareket gibi iyi niyetlerle örgülü yola çıkılmış olabilir. Buna itirazım yok. Zaten insanlar ancak bu şekilde kendine tabi kılabilirsin. Ben kötülük yapacağım deyip de ortaya çıkıp da insanları etrafında toplamak pek mümkün değildir, kolay değildir. Fakat zamanla görülmüş ki bu iyilikte, iyi niyette suistimal edilmiş birilerinin değirmenine su taşımak dışında bir faydası görülmemiş yapılan suikastlerin. Suriyeli Nizarilerin parayla suikast yaptıkları da çok ortada. Bu zamanın Nizarilerinin Hasan Sabbah'ı savunmaları gerçekten gerekir mi? Bundan pek emin değilim. İyi bir platform bulmuş durumdalar kendilerine. Fakat suikastler ile anılan ve markalaşmış bir topluluğa övgüleri onların geleceği ile ilgili soru işaretlerini ilk olumsuz hareketleriyle arttıracaktır muhakkak. Bugünün Ağahan'ı değerli bir insan olabilir, doğru kararlar alabilir. Fakat ya kendisinden sonra gelen kişi geçmişteki bu tarihin sayfalarının verileriyle farklı işler karıştırmaya başlarsa ne olacak? Bunu da göz önüne almak gerekir diye düşünüyorum. Kısaca Haşhaşilerin tarihini size anlatmaya çalıştım. Bugünün İsmaililerle ilgili anlatacak çok şey var ama bu seriyi uzatmayalım artık dilerseniz. Tadında bırakalım. Nasipse bir başka seride konuşuruz bugünün İsmaililerini. Umarım faydalı bir seri olmuştur. Sizlerle tarihte yolculuk yapmak hakikaten keyifli ve ümit ederim sizler de aynı minvalde düşünüyorsunuzdur ve benim kadar keyif alıyorsunuzdur. Sonuna kadar izlediğiniz, daha önceki bölümlere göz attığınız, burada da sona geldiğiniz için ve ayrıca verdiğiniz desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. En kısa zamanda bir başka konuda tekrar sizlerle görüşmek ümidiyle. Esen kalın kıymetli dostlarım.